taktık ya da yani içlerinden birini cumhurbaşkanı yapalım öbürünü bu diğer parti liderlerini kendi seçmenleri nezdinde de zora sokacak ee, izah edilemez bir tablo çıkacak diyelim ki hepsi oldu diyelim ki bütün liderler buna evet dediler ve içlerinden birini cumhurbaşkanı adayı yaptılar o cumhurbaşkanlığında da sandığa gittik bunun da başarılı olma ihtimali henüz yüzde yüz değil garantili bir sonuç değil. Çünkü hiçbir ankette bize mevcut liderlerden birinin Tayyip Erdoğan karşısında farkı açacak kadar farkı açacak kadar bir sonuç aldığını göstermiyor hiçbir anket. Tutabilir mi? Tutabilir. Ama tutmama ihtimali bize veriler elimizdeki veriler bu bu stratejinin tutmama ihtimalinin daha yüksek olduğunu gösteriyor. Peki bizim böyle bir ülke olarak böyle bir kumar oynama lüksümüz var mı? Yani böyle bir şey deneyelim. Tutarsa tutar, tutmazsa tutmaz deme hakkımız var mı? Bence buna yok. Bunu önce muhalefet liderlerinin kavraması gerekiyor. Muhalefet liderleri şunu görmeleri gerekiyor. 2023'ü kaybederlerse sadece mevcut iktidar mensupları değil, muhalif aktörlerin hiçbiri sokağa çıkamaz. Çünkü ülkemizin aldığı tahribattan dolayı toplum onları da sorumlu görecek. Elinizden geleni yapmadınız diye. Demokrasi ittifakı kurmadınız diye. Zamanda birlikleri bir güç oluşturmadınız diye. Bambaşka stratejiler geliştirmediniz diye. Genel olarak şöyle bir yanılgıya düştükleri kanaatindeyim. Bunu sıklıkla tekrarlıyorum. Yeri geldi bir kere daha tekrarlayayım. Toplumda yükselen çok devasa bir iktidar ve Erdoğan karşıt bıkkınlığı ve karşıtlığı var. İnsanlar illallah eder hale geldi toplum. Yoksulluktan, açlıktan, işsizlikten, pandeminin yönetilememesinden bu kadar belirsizlikten, aşının yokluğundan, aklınıza gelebilecek günlerce çetelerin devleti gasp etmiş olmasından, mafya liderlerinin film izlenir gibi izlenir hale gelmesinden, bütün bunlara baktığımızda toplum ikrah etti mevcut iktidardan. Burada sorun yok. Muhalefet şöyle bir yanlışın içerisine girdiği kanaatindeyim. Bu karşıtlığın bir şekilde her biri kendine tahvil etme çabası içerisinde. Bir kere demokrasi ittifakı kuramayan muhalefetin seçim ittifakını kolay kolay topluma kabul ettirmekte zorlanacaklarını düşünüyorum. Niye kurmadıklarını biliyoruz. Adımız gibi biliyoruz. Çünkü bunu söyleyeyim burada toplum. insanlar bilsinler bunu. Bazı partiler hala CHP ile bir araya gelmeye imtina ediyorlar. Hala ülke yerle bir olacakken Milyonlarca insan şu anda ekran başında perişan vaziyette yoksulken, milyonlarca genç umudunu kesmiş ülkeyi terk etmeye kalkarken hala bazı partiler biz CHP ile nasıl bir araya geliriz endişesi taşıyorlar. Bazı partiler HDP ile nasıl bir araya geliriz endişesi taşıyorlar. Bazı partiler ise biz onlara yüz vermeyiz, onların olmasına gerek yok artık sıra bizde iktidar biz olacağız havasındalar. Bu Türkiye'yi bu sürüklendiği yıkımda ne yazık ki hala ciddiyetin farkına varmamışlık demektir. Bak şimdi yeri geldi söyleyeyim. Biliyorsun bu Sayın Babacan'ın bir konuşması üzerine bir tartışma çıktı ortaya. Abdullah Gül. Abdullah Gül tartışması. Tamam bir kendince bir açıklama yaptı. O açıklama üzerinden pozisyonu tartışılır bir pozisyona geldi. Ben ona takılmıyorum. Sonra Ahmet Davutoğlu çıktı. Bir açıklama yaptı. Bence çok yanlıştı dedi. Sayın Abdullah Gül'ün aday olması hatta ben dedi gittim uyardım aday olma diye. Bu kadar tutarsızlık var ki Sayın Davutoğlu niye Abdullah Gül'ün o dönemde muhalefetin adayı olması yanlış? Tayyip Erdoğan'ın adaylığı tek doğru adaydır demiştin. Oldu ve ülkenin geldiği durum ortada. Bunu şu anlamda söylemiyorum. Abdullah Gül muhalefetin adayı olmalıydı anlamında söylemiyorum. Bir bir muhalefet lideri hala iktidar cenahına göz kırpmaktan vazgeçmiyor. Arkadaş sen 3 yıl önce durumun vahametinin farkına varmamıştın. Başkası 3 yıl 4 yıl önce varmıştı. Sen bugün vardın. O gün mutlaka Erdoğan tek aday olmalıdır dediğin, Bugün onun faturasını ödüyoruz. Ya, mesela hala orada o, o, o tabana bir göz kırpma çabası var. Arkadaş bırak artık. Bırakın ya tam çıktınız mı? Ülkeyi dert ediyor musunuz gerçekten? Gerçekten bu yıkımın sorumluluğu, bu yıkımın bu yıkımın durdurulmasında kendinize bir vazife biçiyor musunuz? Hala ben Erdoğan'ın tabanına ben Abdullah Gül'ün muhalefetin adayı olmasından büyük rahatsızlık duymuştum. Niye? Cevabını ver. Niye? Niye Abdullah Gül CHP'nin adayı olaması O dönem için söylüyorum. Nedir bunu engelleyen anlamında söylüyorum? Şimdi bütün bunlara baktığımızda veya diyelim ki Meral Hanım. HDP sıkıntısı var. HDP'nin başka bir sıkıntısı var. Saadet Partisi'nin CHP'ye biz evet dersek başımıza bunları aşmadıktan sonra aşmakla kalmayıp dönüp kendi tabanına, kendi seçmenine bu duyguyu iyileştirecek. Ya arkadaş artık CHP'li yok, artık Saadetli yok, artık Devalı yok, Gelecekli yok. Burada bir ülkenin kaderi meselesi var. Demokrasiden yana olanlar, otoriterlikten yana olanlar diye biz bir grubuz demiyorlarsa bu birlikteliği kurmuyorlarsa sadece muhalefet liderleri bir araya gelecekler. Bir partinin başkanı Cumhurbaşkanı adayı olacak. Öbürleri ve bu eğer tekrar tekrar söylüyorum. Bu seçim, önümüzdeki seçim, bu bir AK Parti ile CHP yarışına, bu AK Parti ile İyi Parti yarışına dönüşürse muhalefet bu seçimi kaybeder. Tekrar altını çiziyorum. Bu seçimi kazanmanın yolu Aynen İstanbul'da olduğu gibi, aynen Ankara'da olduğu gibi bu bir parti yarışı değil. Bu bizden olanlarla onlardan olanların yarışı değil. Bu demokrasiden olanlarla otoriter yönetimden yana olanların yarışıdır havasına bürünmesi gerekiyor. Ve olabildiğince parti kimliği daha belirgin olmayan bütün liderlerin hakemliğini kabul edebileceği, uzlaşmacı lider dediğimiz, uzlaşmacı organizatör dediğimiz bir isim. Bu kadın olabilir, genç olabilir, yaşlı olabilir ama demokrat olması önemlidir. Demokrat olması benim için tek kriterdir. Eminim ki muhalefet böyle bir isim etrafına toparlanmak, şimdiden toparlanmak, seçime de bırakmamak, o adayı bugünden açıklansın anlamına söylemiyorum, yanlış anlaşılmasın. Bazen öyle işler yaparız ki bu bizim adayımızdır demeden insanlar onun gelecekte muhalefetin cumhurbaşkanı adayı olduğunu anlar konuşmalarından, üslubundan, yaklaşımından, tavrından. Fakat fakat bunları yapmadıktan sonra sadece seçim gelecek bir partinin genel başkanı aday olacak. Öbürleri yardımcı olacak. Bu bence evet. e, seçime büyük bir tehlike atmaktır. Umut ediyorum ki muhalefet bunu dikkate alır. Şimdi şöyle algılıyorum ben anlatılanlardan, e, söylenenlerden. E, bir kere parti kimlikleri Partilikleri çok fazla önde olmayacak. Liderlerin veya kimse. Yani işte çünkü her birinin bir iki tane şeyi var. Bir, ideolojik siyasi yaklaşımı, hayata bakışları var. Bir, iki, bir de bütün partilerin. Diğerlerinde bir bagajı var. Yani ne demek bagaj? İşte DEVA için, işte atıyorum CHP, CHP için iyi Parti falan. Herkese bir bagaj var. Şimdi... Bu bagajlar, bu ideolojiler, şunlar, bunlar kolay kolay da unutulmaz. Yani bir kere bir çok şeffaf olmak lazım. Kolay kolay gitmiyor insanların kafasından. Ama şuna kanalize etmek, yani demokrasi için Türkiye'yi demokrasiye ulaştırmak için bir yan yana gelmeyle ilgili bir duruma kitleler kanalize edilmeye hazırlar. Yani Bekir Ahırdın'ın bu hafta oksijende şeyi vardı. Biz de gerçi konuştuk daha evvel burada toplum muhalefet partilerinden, tüm partilerden çok daha önde bir şey talep ediyor. Daha ileride. Yani demokrasiyi, insan haklarını, hukuku, bu düzenin bu düzenin değişip demokrasiyi tekrardan inşa edecek bir yapıyı tekrar istiyor. Şimdi burada şöyle bir makineyle karşı karşıya izlemen. Hani o post-truth falan hep konuşuyoruz ya. Gerçek ötesi şeyler. İktidar tüm medyayı, 195'ini kontrol altında tutuyor bir taraftan. Bir taraftan savcılar, bir taraftan polisler hepsi kontrol altında. Ve bu propaganda makineleriyle beraber herhangi bir aday, herhangi bir proje, herhangi bir şey çıktığı andan itibaren onu yok etmek için İstanbul seçimlerinde, yerel seçimlerde İmamoğlu için, Mansur Yavaş için neler söylendi? Ne davalar varmış da onlar neler işte yapmışlar da hala devam ediyor kimileri biliyorsun şu anda da başka davalar falan açılıyor. Şimdi.